İstanbul Milletvekili Sayın Engin Altay. Devlet aygıtını elinde bulunduran iktidar partisinin partisine fiilen de bağlılığını hiçbir vesileyle esirgemeyen Osmanlı ocakları üzerinden Türkiye'deki bütün muhalefete yönelik AKP'li olmayan herkese yönelik olarak ortaya koyulan saldırgan tutumun bugün geldiği boyut kabul edilebilir sınırların çok üzerindedir. Saray vesayetindeki hükümetin bu konuda halen an itibariyle ağzını açmamış olmasını kabul etmemiz de mümkün değildir sayın milletvekilleri. Bu ülke, bu cumhuriyet yolda sokakta bulunmadı. Tesadüfen de kurulmadı. Bugün yaşanan elim hadiseyi olay yerinde yaşamış biri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi vereceğim. Çelenklerin olduğu yerde TRT'nin iki kameramanıyla yüzlerce polisten başka ve o çelenkteki Kılıçdaroğlu'nun ismini yırtan meczup sapıktan başka kimse vardıysa Allah benim canımı alsın. Kimse yoktu. Gittik. Hiçbir ilçe başkanımız, il başkan, il yöneticimiz protokole ayrılan bölüme alınmadı. Bize telefon geliyor. Fatih ilçe başkanımız Fatih Camii'nin avlusuna giremiyor. Ama o çelengi yırtan, biraz sonra anlatacağım, ana muhalefet partisine başbakanın yanından, eski cumhurbaşkanının yanından, İçişleri Bakanı'nın yanından geçip bir kurşunu atan sapık o protokol içine alınıyorsa burada bu hükümetin vebali vardır. Protokole ayrılan yerde protokol mensupları olur. Protokole ana muhalefet partisinin Fatih ilçe başkanı giremiyor da oraya Osmanlı ocaklarının militanları giriyorsa bu hükümet açısından bir terbiyesizliktir, bir aymazlıktır. Genel başkanımıza kurşun atan sapık bu kucaklaşmadan iki dakika sonra oradan genel başkanımızın önüne gelerek eliyle kurşunu genel başkanımıza attı. Sayın Bakan, Başbakan, bu sapıkla sadece kucaklaştı mı? Bu sapık başbakana ne söyledi? Bunun cevaplarını duymak istiyoruz. Başbakanın yanından gelip sadece polislerin olduğu bir alanın içinden ve TRT'nin iki kameramanına tahsis edilmiş bir alanın içinden ana muhalefet partisine bu kurşun atılıyorsa bizden çok sizin üzülmeniz lazım. Sizin yüzünüzün yere düşmesi lazım. Bak bu şuna benzedi. Bir gün bu kürsüye çıkmadan iki dakika önce zamanın başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanının bir at kazası oldu. Üç dakika önce sosyal medyaya düştü. Çıktım burada dedim ki geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. Samimi, iyi niyetli, yapıcı bir konuşma yaptım. Ben onu dedim de ertesi gün şimdi bu hükümette bakan olan bir siyasetçi, şimdi onu içinize aldınız, bir ata bile binmesini bilmeyen adamın memlekete ne hayır olur dedi. O bakanın düştüğü duruma düşmeyin. Bu olay bizim değil, sizin namus meselenizdir. Siz aydınlatacaksınız. Genel kurulu saygıyla selamlıyoruz.